Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım herkes iyidir. Bugün yepyeni bir video ile karşınızda olacağım inşallah. Bugünkü konumuz lens nasıl takılır? Yani bu gözlerimize takılan lenslerin en kolay, en pratik ve en basit ve en mantıklı şekilde nasıl takıldığını size göstermek için bu videoyu çekeceğim. Hadi videomuza geçelim. Lensin nasıl takıldığına geçmeden önce önemli bilgiler vermek istiyorum. Çünkü bu lensleri korumak biraz zor oluyor. Çünkü şeffaf oldukları için kolayca yırtılabiliyorlar. Yeni başlayan arkadaşlarım bunlara dikkat etmesi gerekiyor her şeyden önce. Yani kolay zarar görebiliyor bu lensler. Bunların bakımları da önemli aynı zamanda. Lens sularınızı 2 günde bir muhakkak değiştirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Tabi bunu size tavsiye edebilirim. Çünkü ister istemez lens suları kirlenebiliyor. Kirli lensiyle bu sefer lensleri gözümüze takmış oluyoruz. Bu da bazen rahatsızlık veriyor. Yani lensin içinde pislik kalabiliyor biz görmeden. Bunlar da gözümüze ufak tefek batmanlar yapabiliyor veya daha büyük sorunlara yol açabiliyor. Daha büyük sorunlara sebep olabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden iyi bir lens suyu seçmenizi tavsiye ederim. Ben yıllardan beri değil miyim? 2017'den beri ben lens takıyorum. Ben BioTrue kullanıyorum. Bilgi daha, lenslerinize uyumayın arkadaşlar. Lensleriniz günlük, haftalık veya aylık olabilir. Renkli lensler de var. Onlarla asla ve asla uyumayın zaten. Onlar kesinlikle gözünüze yapışır ve büyük sorunlara sebep olur. Çok uğraşırsınız ondan sonra. Yani günlük lenslerinizle de haftalık ve aylık lenslerinizle de uyumayın. Yani çünkü gözde ciddi anlamda kuruluk yapabiliyor. Uyandığınızda gözünüzdeki o kuruluğu hissedebiliyorsunuz ve lensinizde. Ve bunlar bir süre sonra baş ağrısı yapabiliyor. Gözünüzü kuruttuğu için ciddi sorunlara sebep oluyor. Yani bu kutuyu taşımak çok zor değil. Yani cebinizde de taşıyabilirsiniz, çantanızda da taşıyabilirsiniz. Bir yere gittiğiniz zaman bu kutuyu yanınızdan eksik etmeyin. Çünkü çok önemli gerçekten. Lenslerinizi uyuduğunuz zaman ciddi anlamda göz problemleri yaşayabilirsiniz. Yani ona dikkat etmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta tavsiye etmiyorum, uyarıyorum. Mümkün olduğunca lenslerinize uyumayın arkadaşlar. Tabii ki de ilk öncelikle yapmamız gereken ellerimizin temiz olması gerekiyor. Çünkü kirli ellerle lens gözümüze taktığımız zaman ellerimize kalan pislikler veya tozlar gözümüzü rahatsız edebilir, iltihap yapabilir, gözümüzde kızarmalara sebep olabilir, alerji yapabilir. Bunlar çok önemli etkenler lens takarken. Ve şöyle bir şey var. Videolarda çok dikkatimi çekti. Yani birçok lens videosu seyrettim. Ve bu videoyu çekmem gerektiğini düşündüm. Çünkü en mantıklı ve en pratik yolunu göstereceğim diyorum. Yani öyle isimler var ki video çekmişler, lens videosu. Yani böyle tek elle gözünü açmış, böyle buradan bunu bilmem ne yapmış, koymuş, kapatmış. Yani yeni başlayan adam zaten bunu yapamaz. Tek elle lens takamaz. Yani bu mümkün değil. Bu şekilde takmanız yani bence mucize olur. O yüzden şöyle bir şey var. Hani o kadar profesyonelleşmiş insanlar var ki hani böyle lens havada atıp böyle gözüne takabilecek kadar, gözünü oturtabilecek, havada gözünü oturtabilecek kadar profesyonelleşmiş insanlar var. Onlar beni izliyorlarsa yanlış anlamasınlar ama onların yaptığı daha çok hani lens nasıl takılır değil de ben lensimi nasıl takıyorum gibi bir şey oluyor onların yaptıkları. Yani pratik yollarını pek gösterdiklerini sanmıyorum. Yine söylüyorum beni yanlış anlamasınlar. Herkes tabii bir emek harcıyor, bir şeyler yapıyor. Saygım var sonuna kadar. Amacım kimsenin emeğine, saygısın, işine saygısızlık etmek değil. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Şimdi lens nasıl takılır videosuna geçelim. Lensinizin lens kutusunun işte çanak şeklinde olması çok iyi olur. Çünkü bazen bükülebiliyor. Bu sefer lensin şekli değişiyor. Göze batma yapabiliyor. Şu an kameradan ne kadar görünüyor bilmiyorum ama benim lensim şu an çanak şeklinde. Yani takılması gereken ve normalde de kutunun içinde kalması gereken şekilde. Lensinizi bu şekilde takıp bu şekilde koymaya özen gösterin. Aksi takdirde yoksa dediğim gibi lensinizin şekli değişebilir. Yani ikiye katlanmış bir kağıt gibi düşünebilirsiniz bunu. Kağıdı ikiye katladığınızda hiçbir zaman eskisi gibi yani düz haline gelmez. Her zaman orada bir kıvrıklık, bir yamukluk kalır. Lensinize de bu tarz şeyler olabilir. Lensinizi şu şekilde takmanız gerekiyor. Lensinizin bu şekilde olması lazım. Yani çanak şeklinde olması lazım. Lensi takarken tabii dikkatli olmak gerekiyor aynı zamanda. Yapmanız gereken şeyi anlatıyorum. Bakın en basit ve en mantıklı yolu bu. Yani bence bu. Daha iyisini, daha aksini iddia eden varsa bilmiyorum nasıl yapıyordur. Lensi takarken ellerinizin kuru olmasına dikkat edin. Çünkü gözünüzü açarken elinizin ıslak olduğundan dolayı gözünüz kayabilir, elleriniz kayabilir.
Buna dikkat edin. Gözünüzün, ellerinizin kaymaması için. Evet. Gösterdiğim gibi lens böyle çanak şeklinde olması gerekiyor. Bakın. Alt kapakçığı çekiyorum. Üst kapakçığı da buradan çekiyorum. Gözüm zaten yeterince büyük açıldı. Yani ne kadar büyük açıldığını az çok görebiliyorsunuz. Benim gözlerim küçük olmasına rağmen. Lense takacağım elim altta. Bu elime de üst taraftaki göz kapağımı açacağım. Yeterince büyük olması için. Bakın, yeterince büyük açıldı zaten. Lensim bir kere de gözüme oturdu. Ben direkt göz bebeğimin üstüne koyabiliyorum. Bu benim için avantaj. Eğer kendinizi bu şekilde alıştırabilirseniz siz de bunun çok faydasını görürsünüz. Çünkü yukarı doğru baktığınız zaman lensinizin nereye taktığınızı göremiyorsunuz doğal olarak. Bunun da avantajını bu şekilde görebilirsiniz. Evet, lens kapağı kaymış. Bakın yine çanak şeklinde lensim. Ellerinin kuru olması yine dikkat edin. Bu önemli çünkü. Yani gözünüz kayabilir. Elinizin ıslak olması sebebiyle şu lens solüsyonunun kendisinden dolayı. Çünkü alırken ister istemez parmaklarınız ıslanabiliyor. Yine aynı şekilde lensi takacağım elim altta olacak. Yardımcı elimde yani sol elimde üst olacak. Üst kapakçığımı göz kapağımı açmak için. Yine yeterince büyük açtım. Yine göz bebeğimin üstüne koydum. Ve lensim bir kere de gözüme oturmuş oldu. Bir iki defa kırptıktan sonra zaten daha net oturur. Ve hafif sulanma yapabilir. Şu an hafiften bir sulanma var gözümde. Göremeseniz de. Bu önemli değil zaten. Bu olabilen şey. Bunu pek fazla takmanıza gerek yok. Şimdi lensin nasıl çıkarıldığını göstereceğim. Bu da önemli çünkü. Lensi çıkarırken gözünüze zarar verebiliyorsunuz. Veya lensinizi yırtabiliyorsunuz. Bir şeyler olabiliyor. Şimdi lensin nasıl çıkarıldığını gösterelim. Ben tek gözümdeki lensi çıkaracağım. Zaten bu yeterli olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde yine gözümü açıyorum. Şöyle hafiften aşağı çektiriyorum. Aşağı çektirdim. Ve iki elimle baş parmağımla ve işaret parmağımla lensimi yakaladım. Çok basit arkadaşlar. Kirpik gelmiş. Gerçekten basit bir işlem. Bu kadar arkadaşlar. Bir daha nasıl takıldığını gösterebilirim hızlı bir şekilde. Ve nasıl çıkarılacağını. Yine çanak şeklinde lens takacağım elim alt tarafta alt kapakçığımı gözümün alt kapakçığını açacak. Yardımcı elimde yani üst kapağı açacağım elimde üstte olacak. Şöyle tekrardan gösterelim. Bakın. Gözünüzü yeterince büyük açıyorsunuz ve lensinizi eğer koyabiliyorsanız göz bebeğinizin üstüne koyamıyorsanız da işte şu kenarda kalan boşluklara, şuralara veya gözünüzü kaldırdığınızda şurada altta oluşan o boş tabakaya koyabilirsiniz. Hemen nasıl çıkarıldığını tekrardan gösterelim. Yine aynı mantık. Eli nasıl takıyorsak o şekilde. Gözümüzü yine yeterince büyük açtık. Aşağı doğru çektirdikten sonra iki elimle lensimi alabiliyorum. Baş parmağımla ve işaret parmağımla yapıyorum bu işlemi. Yani gördüğünüz gibi aslında öyle çok da zorlanacak bir şey yok. Biraz pratik isteyen bir iş tabii ki. Yani böyle hadi ince olacak bir şey değil. Biraz zamanınız alabilir. Birkaç gün alışma süreniz olabilir. Yani ben bunu keşfettiğimde direkt takmaya başladım gözüme. Hani bu benim çok uzun sürem olmadı. 2-3 denemede ben bunu yaptım. Bir kere de olan bir şey yani. O 2-3 dakika içinde olabilen bir şey. Yani çabuk kavrayabilirsiniz. Çok zor bir şey değil yani gösterdiğim gibi.
O yüzden çok fazla zorlanacağınızı da sanmıyorum. Lens nasıl takılır, nasıl çıkarılır, nasıl korunur, neler yapılması gerekir? Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Bana sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Yorum kısmından cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın videoyu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler.